Merhaba herkese. Total War Warhammer 3 için 5.2 güncellemesi 20 Ağustos itibariyle çıkıyor. Oyuna hem bir sürü yeni içerik ekliyor 5.2 güncellemesi, hem de çok uzun zamandır seferlerde istenen bir sürü yeni güncelleme getiriyor. Bu güncellemelerle ilgili ve yeni içeriklerle ilgili iki tane blog gönderisi yayınladılar. Onların da linkini açıklamalara eklerim daha uzun uzun okumak isterseniz. Ben bugün böyle bir genel olarak neler geliyormuş onların üzerinden kısaca bir geçmek ve sizi haberdar etmek istedim. Gelen ilk içerik cüceler için Dips güncellemesi. Yanlış hatırlamıyorsam derinlikler diye çevirmiştim. Bu hani Skaven ırkında ya da vampir kıyısı ırkında olan yerleşim yerinin ana bina slotlarının dışında bulunan başka bir slot serisi vardır ya. Onun gibi cücelere de aynı şey geliyor. Söyledikleri kadarıyla mantığı cüceler birazcık fazla agresif oynanışa yönlendiriyor insanı ki cücelerin felsefesine ters. Bu yüzden daha defansif ve uzun oynamak isteyen, oturup böyle şehirlerini uzun uzun geliştirmek isteyen oyuncular için farklı bir sefer çeşidi olarak gösteriyorlar bunu. Bunu şöyle göstereyim hatta. Bunu Belegar bir kısım yapabiliyor. Thorgrim istediği kadar yapabiliyor. Diğer cüce fraksiyonları da Thorgrim'den izin aldıkları sürece yapabiliyorlar. Mantığı şu, yerleşim yerlerinizin altını kazabiliyor ve oraya farklı farklı binalar kurabiliyorsunuz. Bu çok masraflı ve uzun süreli bir şey. Şuradan göstereyim hatta. Mesela buranın altını kazmak için 10.000 altın istiyor. Bir tane de izin istiyor galiba. Şu onu kastediyor. Ama buralara enteresan binalar kurulabiliyor. Şu an kurulabilecek binaların listesi elimizde yok ama ayrıca sadece bir yeri kazmanız yetmiyor. Sürekli daha fazla kazarak, daha fazla kaynak harcayarak daha fazla slot açabiliyorsunuz ve daha fazla bina kurabiliyorsunuz. Şöyle birkaç tane örnek göstereyim de derinliklere neler kurulabileceğine yönelik. Çok daha defansif hale getirebiliyorsunuz. Kolay kolay kaybetmeyecek, kimsenin alamayacağı seviyeye getirebiliyorsunuz o yerleşim yerini. Yani bu direkt denemediğim için bilmiyorum ama cücelerin bu hesaplaşma çağı sistemiyle, garez giderme sistemiyle ne kadar uyumlu olur onu bilmiyorum ama bir yandan da cüceler hiç garez gideremese bile artık debuff kazanmadığı için, debuff elde etmediği için aslında bayağı gideri var. Bayağı meraklı beklediğim güncelleme. Böyle bir aslında daha cüceler yeni güncelleme almışken bu kadar büyük çaplı, nispeten büyük çaplı bir yeni içeriğin tekrar cücelere gelmesi bayağı şaşırtıcı ve güzel bir haber bence. İkinci gelecek büyük içerik Kaos Tarikatları üzerinde. Kaos Tarikatları artık tamamen farklı çalışıyor. Eskiden işte kendi oynadığınız Kaos fraksiyonunun yozlaşmasını yaydığınız yerlerde Kaos Tarikatı'nın ortaya çıkma ihtimali beliriyordu. Oraya da dikebileceğiniz belli sayıda bir genelde de dandirik binalar vardı. Şu an Kaos Tarikatı'nın ortaya çıkma olayı tamamen tersine döndü. Kaos Tarikatı'nı tarikatçılarınız ile dikebiliyorsunuz direkt olarak ve yozlaşmayı yayan direkt bu tarikatlar oluyor. Ayrıca buralara binalar diktikçe ve bu tarikatların seviyesini arttırdıkça sadece kampanyada kullanılabilen Kaos Magus'u idi galiba, burada bir yerde yazıyor olması lazım. Şeklinde bir sadece seferde kullanılabilen bir kült Magus. Tarikat Magus'u. Tarikat Magus'u elde ettiğinizde de bunları kullanarak da tarikatlarınızı yayabiliyorsunuz ve yaydığınız tarikatlar daha üst seviyeleri oluyor bunları kullanarak. Çok fazla, bütün tarikatlarda toplam 36 bina çeşidi varmış. Eskiden her Kaos Tanrısı için 4 kere 16. Yani iki katından fazla binaya kavuşmuş durumdalar. Tarikat kurma ve şöyle göstereyim mesela. Ayrıca bir önceki blog gönderisinde birkaç tane de örnek vermişlerdi. Onlara da hafiften göstereyim. Normal kültistler artık tarikatla kurabiliyor demek istiyor. Ve ardından mesela şöyle göstereyim, yani büyütmeye de gerek yok zaten. Direkt fraksiyon liderini, yani fraksiyon liderini direkt oraya ışınlanma eskiden sadece Korn'da vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sadece Korn'da vardı. Artık diğer Kaos tarikatları, Kaos fraksiyonlarıyla oynarken de aynı şeyi yapabileceksiniz ki bayağı oynanışı istediğiniz gibi şekillendirmenizi olarak tanıyacak bir şey. Mesela Zinç için yöntemleri değiştirme özelliğinin maliyetini -%80 azaltmak gibi çılgın şeyler var. Tabii ki bunlar yine Skaven alt şehirlerinde vesaire olduğu gibi keşfedilebilirlik arttırıyor. Keşfedilebilirliği azaltan şeyler de dikebileceksiniz vesaire. Bu da yani Warhammer lore'unda Kaos Tarikatları çok ciddi önem taşır. Normal yerleşik
düzen taraftarı fraksiyonlar için ciddi bir tehdittir. Eski hali bunun uzandan yakından geçmiyordu, artık daha gerçekten de manalı hale geliyor gibi görünüyor bu tarikatlar. Üçüncü eklenen yani minik diyor şurada ama mini feature diyor ama aslında bence işte minik olarak görülemeyecek bir özellik. Unusual locations, artık beklenmedik lokasyonlar mıydı neydi hatırlamıyorum. Bunlar herhangi bir aldığınız bir yerleşim yerinde, fraksiyona ya da yerleşim yerine ne derece bağlı bilmiyorum, rastgele bir bina ortaya çıkması ihtimali var demek. Ve bunlar çeşitli eventleri tetikleyebiliyorlar, çeşitli bonuslar ya da debufflar katabiliyorlar. Şuradan örnek vereyim. Ya mesela işte bir yere aldınız ve burada Bretonyalı bir kutsal şeymiş, bir kutsal kase şövalyesinin mezarı varmış burada. Burada kontrol yayıyor, etraftaki korrupsiyonu, yozlaşmayı azaltıyor, garnizona birim ekliyor falan. Bu alakasız durduk yere çıkan binaları kullanmak da elinizde, yıkmak ve normal standart binaları kurmak da elinizde onun yerine. Enteresan şeyler var gibi görünüyor. Ne olduğunu kendiniz keşfetin, sürpriz olsun falan demişler. Sadece şöyle bir örnek vermişler mesela. Yani imparatorlukla oynarken herhangi bir seçmen kontunun işte sadakatini %10 arttırmak bayağı güzel bir şey. Artı 10 tur başı prestij kazanmak çok güzel bir şey ama artı 10 kaos, undivided, bölünmemiş kaos yozlaşmasına şey yaparsanız, kabul ederseniz gibi gibi. Bayağı her seferi birbirinden farklılaştıracak tatlı bir dokunuşa benziyor ya. Unusual location çıkmış burada falan gibi. Bir diğer yenilik, Katay'ın karavan mekaniği, kervan diye çevrildiği galiba. Kervan mekaniği özellikle kaos cüceleri oyuna eklendikten sonra, yani kaos cücelerinin mekaniği nerede, Katay'ın mekaniği nerede, aralarındaki farka bak falan gibisinden bayağı eleştiriye maruz kalmıştı. Bu yeni 5.2 güncellemesiyle beraber Katay'ın kervan mekaniği de kaos cücelerininkine benzer hale geliyor. Onlar kadar manalı hale geliyor diyeyim. Yani şöyle oluyor. Bir yerden bir kere kervanları gönderebileceğiniz noktaların sayısı artmış durumda birkaç tane. Ve kervanlar gittikleri yere bağlı olarak yeni birimler elde ediyorlar. Mesela Erengrad'ı örnek vermiş. Erengrad'a kervan yollarsanız ve yolculuğunu tamamlarsa hem Erengrad'ın eskisi gibi oradaki özel item'ı kazanıyorsunuz hem de bir tane Akşina pusucusu kazanıyorsunuz o kervan için mesela. Bakıyorum 3 tane yeni nokta eklenmiş. Yine Katay için gidebileceği gibi. Yine arayüzde falan da birkaç tane güncelleme var. Buraya kadar bahsettiklerimde şöyle bir genel olarak bir kısaca geçmek istiyorum müsaadenizle. Bahsetmediğim bir şey var mı? Yani mesela derinliklerde ant altını çıkarmak gibi olaylar söz konusu. Ant altını o şekilde kazanmak güzel olabilir. Mesela her yerde masraflı olduğunu söylüyor, o ayrı mesele. Tarikatlarda şöyle bir bakıyorum, corruption'dan bahsettim, masraflarından bahsettim. Tabii kaos fraksiyonları dışındaki fraksiyonlarla oynarken tarikatları yine eskisi gibi keşfedip yıkmanız mümkün olacak ya da Skaven altı şehirleri vesaire gibi ya da işte Vampir kıyısının korsan kıyıları gibi. Burada var mı? 20 tane ekliyorlar bu arada şu unusual beklenmedik lokasyonlara. Bunlar da Old World haritasına, haritadaki Old World bölümüne özel olacaklar şu an için. Old World dediğim işte imparatorluğun, cücelerin, işte orman elflerinin, Bretonya'nın falan olduğu, Norska'nın olduğu o topraklarda ortaya çıkacak bu 20 tane özel bina. Aldığımız tepkilere göre başka yerlere de ekleyebiliriz falan gibisinden bir şeyler yazmışlar ki ben kesinlikle olumlu tepki alacaklarını düşünüyorum. Çok tatlı bir özellik ya, bayağı hoşuma gitti şahsen benim. Bu tarafta var mı, bir dakika bahsetmedim. Yine buraya da bir hızlıca geçeyim, ondan sonra diğer yeniliklere geçelim. Bu şeyleri de isterseniz okuyabilirsiniz, dediğim gibi açıklamalara ekledim. Bayağı pozitif bir vibe yayan, atmosfer yayan, geleceğe umutla bakmamı sağlayan güzel bir dil kullanmışlar. Geçen yılki, bundan bir yıl önceki gönderileri hatırlıyorum da Rob abimizin falan, neyse şimdi onları hatırlamayalım. Güzel bir yola girdi oyun, buradan devam etmesini dileyelim. Şuradan Deepner, Trados. Bloke trolleri açmak için işte izin almanız gerekiyor Yüce Kral'dan. Yüce Kral kendisi açabiliyor ya da ya izin aldıktan sonra da deli gibi para yatırmanız gerekiyor. Yani hem hızlı yayılıp hem bir şekilde derinlikleri geliştirmek ne derece mümkün olacak onu da merak etmiyor değilim. Öyle yapmaya çalışırım çünkü ben kendi oyunumda her ikisini de yapmaya çalışırım. Sırf defansif de oynamam, agresif oynarım ama derinlikleri de yapmak isterim. Bakalım nasıl olacak, onu da bir denemek istiyorum en kısa zamanda.
Yeniliklerden devam edecek olursak seferde arayüz güncellemeleri varmış. İşte bir tane kaynağın üzerine geldiğiniz zaman her seviyesinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. İşte özel binaları görebildiğiniz gibi öyle ufak bir ekleme yapmışlar. Onun dışında sefer yapay zekası. Burası çok önemli işte. Sefer yapay zekası en azından kağıt üzerinde harika bir hale geliyor. Oyunun böyle 50 tur 100 tur oynayıp hala birinci ikinci seviye binaları dan yaptıkları birinci ikinci seviye birimlerle dolu orduları görmekten eminim siz de bıkmışsınızdır. Bu onun önüne geçmeye çalışıyor. Fraksiyonların işte ana yerleşim yerlerini geliştirmeye öncelik vermesi, yeterince geliştirdiklerinde gelişmiş birimler basabilecekleri askeri binaları basmaya öncelik vermesi ve o binalardaki birimleri basmaya öncelik vermesine yönelik, yani karşınıza daha mantıklı, makul, işte oyunun 60. turuna gelip hala Vlad von Karstein'da iskelet zombi ordusu görmemenizi sağlamak üzerine kurulu bir şey. Yani ben şahsen oynarken öyle yapıyorum da en azından yapay zekanın öyle yapmaması lazım tabii ki, o ayrı mesele. Ve bu konuda özellikle de şurada yazdığı gibi kabir kralları ve kertenkele adamlar çok kötü durumdaydı. Özellikle onlara ince ayar çektiklerinde aşağıda biraz detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Mesela şöyle göstereyim. Burada kaçıncı tur diyor? 50. turda mesela öncesinde Lizardmen'ler İtsa yapay zekası şöyle ordular basmış. Bu güncelleme sonrasında İtsa'nın 50. turda bastığı ordular bu şekilde. Yani tabii ki bu şurada da uyardığı gibi her seferde farklılık gösterebilir. 50. turda böyle ordular karşısına çıkacak diye bir şey yok. Sadece örnek olsun diye yapmışlar. Yani çok daha mantıklı birimlerden oluşan ve çok daha fazla sayıda birimden oluşan ordular basmışlar. Ki oyunun ilerleyen aşamalarının aşırı kolay hale gelmesi ve bu yüzden de oyuncuları sıkmasının önüne geçmeye çalışmışlar bu sayede. Ve kağıt üzerinde de bayağı faydalı olacak gibi görünüyor. Ki şuradaki detayı okursanız yaklaşık olarak %20 buff alıyor yapay zeka üst seviyelerde. %20 ciddi bir rakam. Yani aşağıda azıcık daha detaylı bahsediyor. Oraya gelince söylerim de. Onun dışında işte burada bahsettiklerimden neden böyle yaptıklarını ve bu konuda ne yaptıklarını biraz detaylı bir şekilde felsefelerini anlatıyorlar. Birim kalitelerini daha çok şey yapmaları, ön plana tutmaları, yapay zeka fraksiyonlarının yine aynı şekilde mesela yapay zekanın Carfrance'da oynarken Altdorf'un 40. turda hala 2. seviye olması gibi olmaması gereken şeyleri düzelttiklerini söylüyorlar. Onun dışında yine özel kaynak binalarına öncelik verecekmiş yapay zeka. Burada da işte dediğim gibi kertenkele adamlar ve aşağıda da kabir kralları için özellikle ince ayar yapmışlar. İşte ne bileyim, Nakai daha çok Kroksigor binaları yapacak. İşte Krokgar'la oynarken daha çok bilmiyorum, unuttum ya. Skink değil, öteki. Saurus, ha? Krokgar'la oynarken daha çok Saurus binası yapacak. Ya da işte Temple Guard birimlerini basmak daha kolay hale geliyor. O simit binasının gereksinimini kalkıyor. Ya da işte Tic Tac Toe'yla oynarken Teradon basmak daha kolay hale geliyor. Tic Tac Toe'nun yapay zeka iken Teradon basması daha kolay hale geliyor falan gibi. Daha ince ayara girmiş ve güzelleştiren dokunuşlar var. Kabir kralları için de aynı şey geçerli. Kabir krallarında malum belli sayıda basabilirsiniz belli birimleri. O birim kapasitelerini arttırmaya yönelik ve o arttırdıkları kapasitelerden birimler basmaya yönelik güncellemeler alıyormuş yapay zeka. Üst zorluk seviyeleri güncellenmiş. Bu şahsen beni çok ilgilendiriyor. Çünkü efsanevi zorlukta bile oynarken oyun fazlasıyla kolay. Yani sadece benim için de değil, gerçekten yapay zekanın saçmalamaları sayesinde çoğu oyuncu için fazlasıyla kolay hale gelmişti. En üst seviyede bile oynarsanız. Düşük seviyelerin kolay olması elbette işin mahsuru yok. Öyle olması gerekiyor ama üst seviye zorlukların gerçekten bir insana zorluk yaşatmasına ihtiyacı var bu oyunun uzun zamandır. Hatta Warhammer 2'den beri. Bu güncellemeyle belki de en azından kağıt üzerinde o noktaya gelebilirmiş gibi bir duruyor. Şöyle diyeyim, yapay zeka zaten davranış biçimi değişmesinin yanında bir de %20 zorluk buff'ı eklenmiş durumda. Yani %20 daha fazla tecrübe puanı kazanımı, %20 daha az inşaat maliyeti, %20 daha az birim basma maliyeti, %20 daha az bakım maliyeti, %20 daha fazla büyüme ve %20 daha fazla tazelenme oranı. Şimdi bu %20'nin şeyden çok emin değilim.
Mesela normalden zora geçtiğinizde %20, zordan çok zora geçtiğinizde %20, çok zordan efsaneye geçtiğinizde %20 toplam, mesela efsanevi de oynarken %60 mı buff alıyorlar? Ondan çok emin değilim. Onu çok şey yapmamışlar, net konuşmamışlar. Ama %60'a bile varım ya. Oyun zorlaşsın yeter ki. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, efsanevi de oynarken örneğin yapay zeka -2 küresel yetiştirme süresi kazanıyor. Yani atıyorum 5 tane değil, daha fazla genelde yetiştirme yuvası oluyor. 7 tane küresel yetiştirme yuvası varsa ve yani 3 turda yetiştirilebilen küreselden bir birimi bir turda 7 tane yetiştirmesi ciddi anlamda karşınıza zorluk çıkartacak demektir. Sabırsızlıkla bekliyorum şahsen. Savaşlarda bu arada 2 tane oyuna yeni birim eklenmiş durumda. Yani yenimsi diyelim. Goblinlerin, eskiden mızrak kullanıyorlardı, goblinlerin bir de kılıç ve kalkanlı versiyonu eklenmiş durumda. Ork boyusunda eskiden büyük kılıç mı kullanıyordu bunlar? Şu an tam hatırlayamadım ama onların da mızraklı versiyonu eklenmiş durumda. Güzel eklentiler tabii ki. 2-3 ay sonra yeşil deriller için yeni bir DLC çıkacak. Yeşil deriller, Korn ve Ogre'lar için. O DLC ile beraber bu birimleri verselerdi birazcık eleştirirlerdi. Çok sonuçta olan bir birimin sadece varyasyonu. Ama böyle ücretsiz bir güncellemenin yanında gelmesi çok tatlı bir eklenti olmuş gerçekten. Çok istenen, çok saçma sapan duran şeylerden bir tanesi. Savaş haritalarının birçoğunda siz de fark etmişsinizdir. Böyle yuvarlak yuvarlak ağaç olukları vardır. Böyle vaha gibi. Böyle sanki Photoshop'a girip böyle paint şeyine, aracına böyle bir kere tıklamışsınız gibi. Tık 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 şuraya ağaç ekledim. Başka harita tık tık tık. 3 tane ağaç bölgesi ekledim. Yani hem çok kötü durur hem de taktiksel olarak çok insanı gıcık eder. Çok fazla bu ekni denen, nasıl diyeyim, ekninin Türkçesi neydi işte, ağaçlık, yuvarlak ağaçlık kısımları vardı. Çok fazla vardı ve bunların hepsini şu an elden geçirememişler. Ama şöyle bakıyorum, kaç, 20 tane falan var galiba. Bayağı bir savaş haritasındaki o tip yuvarlak ağaçlık bölgeleri toparlamışlar. Şöyle göstereyim yani. Görsel var. Şu tip saçma sapan şeyleri hatırlarsanız, hem gerçekçilik dışı hem sinir bozucu ve her haritada aynı şeyin olması direkt tembellik gösteriyordu. Daha makul hale getirmişler. Şöyle bir örnek, yine eski hali. Yeni hali çok daha güzel duruyor ve çok daha özenli duruyor. Yine abi bu nedir ya? bakmak bile komik yani. Yani şuna bak, daha makul, her şey daha iyi, erli yerinde. Şimdi yuvarlak yuvarlak ağaçlar ya. Bir tanesi böyle anaokuluna giden yeğenini çağırmıştı. Gel şuralara ağaç ekle demiş gibi yani. Çok garip ya. Daha makul hale gelmiş kısacası. Onun dışında topluluk haritalarından bir iki tanesi elden geçip tekrar eklenmiş. İyidir, hoştur. Ya, ana menüye şöyle bir background eklenmiş. Çok tatlı duruyor şahsen. Şöyle büyükte göstereyim. Bir tane katey background eklenmiş. İşte çeşitli hata gidermeleri var. Bug fixler var. Özellikle bahsetmek istediğim bir şey görmemiştim galiba burada. Savaş animasyonlarında bug'lar var. Seslerde birkaç bug varmış. Onun dışında oyunu eski build'larla oynamak isterseniz, eski bir versiyonla oynamak isterseniz onu sizin için kolaylaştırmışlar. Gibi gibi. Sanıyorum söyleyeceklerim bu kadar. Yani geçen seferki Total War Warhammer'ın durumuna bakıyorum. Abi biraz güncelleme, bak şu saçma sapan şey lütfen bir düzenleyin. Bak Nakai 6 aydır Kroxigor basamıyor. Yapmayın etmeyin falan dediğimiz günlerden böyle nispeten şey, sık ve büyük çaplı güncellemelere geçtiğimiz bu günlere gelmek insanın böyle içini bir hoş yapıyor, bir güzel yapıyor. Yani gerçekten kağıt üzerinde yazdıkları kadar güzelse, yani hem yeni getirilen mekanikler, bu derinlikler, kaos tarikatları, işte bu beklenmedik lokasyonlar, işte kervanların elden geçmesi ve bunun üzerine ne zamandır istenen, abi şu yapay zekayı bir elden geçirin, oyun istediğiniz kadar içerik ekleyin ama yapay zeka bu kadar saçma davrandığı sürece hiçbir anlamı yok. Yani böyle vuruyorsun ölüyor, elinizdeki oyuncakları böyle etkili bir şekilde kullanabileceğim bir rakip istiyorum karşımda diyen birçok insanı da bu şekilde en azından kağıt üzerinde ihya etmiş olmaları gerçekten mutluluk verici. Henüz daha ben bu videoyu çekerken de yayınlanmamıştı. Sabırsızlıkla bekliyorum kendisini. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.